derdimin sebebi belli. Dermanı yaramdan arama doktor. Ankara'nın ayazı, beyaz çoğun sırası, finallerin kafası, nedir bunun manası? Abi bizim buraya gelme amacımız, vay be bu adamlar nasıl geziyormuş dedirtmek için geldik. Beyazıt Bey, bugün programımıza Evrencan Gündüz'ü getirdim. Belki biraz da kızardın ama sana kırmızı çok yakışıyor. Çocukluğumdan beri Beyazıt Öztürk hayranıyım. Beyazıt Öztürk'le çok tanışmak istiyorum. Bu kadar. Yaz meyvesi tadında, dondurma gibisin. Birazcık yesen çok çabuk erir misin? Adımalı Türkiye! Hop hop! I was falling down from the sky. I don't know the reason why. Ka 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 kalin ka kalin ka ka ya. Ka 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 kalin ka kalin ka ka ya. Evet, Beyaz Şov'a geldim. Bunu da yapmadan gitmeyeyim dedim. Hepinizi seviyorum. Açım açım. Sen girdin. Burada bir şey göremiyorum. Bu arada çok alakasız ama Turgutlu Spor şampiyon olmuş. Onu da söyleyelim. Evet, tebrik ederiz. Arada reklamımızı da yaptık. Evet, Ceyhan Barbaro en son Ankara İF'te kıvırcık saçlı kızla Hangisi Sen şarkısını söylemişti. Hatırlıyor mu? Hangisini söyleyeyim? Kıvırcık saçlı kız diye bir şarkı yok. Var mı? Ben şaka açıyorum. Kıvırcık saçlı bir kız var mı? Bir kızla. Bir kızla söylemedi. Acaba söylemedi. Seni Atiye ile mi karıştırdı? Dizi çekerken öpüşmek zor oluyor mu diye gelmiş. Niye ya? Abi bir de gösteriyor. Size herhalde. Bana mı sordu? Evet, evet size sormuşlar. Zeki'ye gelmiş dizi çekerken öpüşmek zor oluyor. Bana sordularsa Kurtlar Vadisi'nde öpecek kız yoktu. Sen Kurtlar Vadisi'nde... Kurtu öptü. Ben seni Kurtlar Vadisi'nde programa gelmeden önce bir izleyeyim dedim. Abi sen devamlı dayak yemişsin, elektrik vermişsin. Tabii tabii. Hiç hayırlı bir sahnen yok senin Kurtlar Vadisi'nde yani. Yattığım yerden para kazandım dedim çocuklara. Vallahi yattığın yerden. Oturtup devamlı elektrik vermişler, dövmüşler. Biri zehirliyor, geliyorlar şok yapıyorlar, ayıltıyorlar. Bir şey söylüyorum tekrar. Fakat arkadaş şeye benzemiyor ama vallahi Fahrettin söyledi. Galatasaray'da eski Semih'e değil mi? Eski futbolcu Semih'e. Sol bek. Sol bek. Sol bek. Ben mi? Evet. Yok. Semih abiye de buradan selamlar. Sen. Ceyhan Barbur o nasıl bir ses demiş. Zor olmuyor abi öpüşmek. Tamam ya. Unutmadın mı sen konuyu? Konu senin aklında mı kaldı? Çok mu sevdin sen bu konuyu? Anlat bakalım nasıl öpüşmek, hiç öyle elini kolunu koyma galiba durmakla olmaz, anlat. Kardeşim müzisyen takımına onları soruyoruz, oyuncu takımına bunları soracaksın, ne soracaksın yani? Partnerime katılıyorum, kolay. Kolay. Bir şey düşünmüyorsunuz değil mi? Allah aşkına. Şu benim anda bu, benim gitarım olsa den 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 den. Yani her sahnenin ayrı zorluğu var abi. Evet. Kendine az. Sonuçta bence bir en zoru duygu. Bana göre gülmek. Yani. En zoru gülmek. Evet. Ha? Ağlamak benim için çok kolay. Öpüşmek kolay. Ezber yapmak ya. Çok kolay. Ezber yapmak ama kolay. Ama gerçekten çok samimi bir şekilde gülmek çok zor. Bak gülmek de çok zordur, güldürmek de çok zordur. Evet. Ay yani, bunu dün çalışmış gibi oldum elinizdeki ya. Elinizdeki değerlerin kıymetini bilin diye söylüyorum yani. Abi çalışıyor musun bunlara? Önceden. Nasıl? Önceden çalışıyor musun bunlara? Yok bilmeyin abi mi? İşte baksana şu anda çıkıyor yani. Süpersin. Bak önceden çalıştığım notların hepsi burada. Şuradan daha ben bir tane soru sormadım. Çocuklar şuradan daha bir soru sormadım. Ayrıca elimizde çok güzel tablolarımız var. Üç tanesini 10 liraya veriyorum. Masanın altından çıkar. Ağlamak kolay mı ya? Kolay. Ne bir şey mi düşünüp ağlıyorsun? Ya onun tekniği var. Tekniği var. Evet. Ne beni sıkıyorsun? Ya göze bir şey sürülmüyor. İlk işimde çok amatör olduğum için onu denedim.
Yani göz kaybı yaşıyordum. Allah. Allah'tan evet, ona çok çabuk adapte oldum. Ne mesela, biz burada bütün seyirciyle beraber şu anda bunu denesek. Mesela ağlıyorken burun biraz hareketlenir. İşte böyle. Ne olsun istiyorsun? Allah ağlatmasın ya. Ne yapsam istiyorsun diye baya davranış şekli acayip. Ağlasın! Yani. Öpüşsün. Bahrettin. Gel. Bir şey yapmayacağım. Sarılacağım. Yakın plana. Gözlere giriyorsun. Ağlatıyor. Işıkları biraz indirin. Buraya düş. Böyle olur mu abi? Sette böyle mi gülüyorlar tamam, bana? Evet. Bir sessizliği sağlayalım lütfen. Biraz doldurdu. Güzel, en azından doldu. Biraz doldu. En azından doldu ya diye. Bu kadar şeye yine doldurması bile iyi yani. Doldurdu ya, en azından. Kadar çok. Doldurması da iyi abi. En azından doldu. Kız bu da ağlamaya çalışıyor. Hey 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 ha ha ha. Bir şey söyleyeceğim. Her yerden girdiniz hem konu. Hem ağla deyip bir de güldüren. Evet üstüne daha de yani yok. Hani iyice yani. Arkadaş nereye gitsen Furkan Palalı'ya denk geliyorum. Aynı saatte oynardık. Aynı sette oynardık. Aynı spor salonunda spor yapıyoruz. İlk defa Beyaz Şov'a geldim, o da burada. Nerede Azat Azin? Siz misiniz? Hoş geldiniz. Aynı sette mi oynuyordunuz? Kızıl Elma'da mı oynadınız? Kaç bölüm? 9 bölüm. Tanıyor musun? Nerede? Ay orada. Adam daha diziyi bilmiyor. Hayır hayır. Dizi göremedi. 7 bölüm sürdü. Kızıl Elma. 9 bölüm oynamışsınız, 7 bölüm mü sürdü? Harika. 2 bölüm kendisi gitmiş. Kardeşim oynadı. Hoş geldin. Hoş geldin. Eyvallah. Sen de bu arada vücudu gösterdin. Bir dakika, o vücutta göründü. Bir kalkalım dedin. Abi çok mutlu olmamış gibi sormamış mı yani? Evet hani, öyle sormuş. Değil mi? Yani... Zaten öyle, zaten ben arkasını okumadım. Hani sanki o gelmiş, burada ben peşinden geliyormuş gibi yapmış, olmuş. Peşimi bırak artık yazmış bir de. Peki. Ya, bir konuşalım, bir halledelim yani. Azat'cığım çok teşekkürler. Demet hiç estetik yaptırdın mı? Furkan hiç platonik bir aşkın oldu mu? Ben hiç estetik yaptırmadım. Yaptırmaya gerek yok. Sen zaten çok güzelsin. Platonik bir aşkın oldu mu hiç? Olmadı. Olmadı. Başka bir proje düşünüyor mu demiş. Bütün ekip için sormuşlar. Yol projesi. Başka projeler düşünüyorlar mı? Düşünüyorlarsa bu beni üzer demiş. Herkes bari olduğu gibi kalsın. Ama yeni bir şey yapmasınlar. Evet, yol proje dışarıda bu ismi tanıyor musunuz diye sordunuz. Tanımadığımı söyledim. Çok ayıp oldu. Özür dilerim demiş. Aa ne demek ya? Şakaydı onların. Yol proje sizin projeniz. Yol proje. Açken onlar da hiç yoklukta soğan ekmek yemiş mi? Yokluğa gerek yok. Ben... Siz misiniz bunu soran? Salihli. Al mikrofon, bir tane mikrofon. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,